Benim vloglarım 5000 izleniyor ya diyorum böyle kendime yemek yerken şey oluyorum. Bazen bana gelir gider 5000 izlenmeler. Tower Bridge sanırım Londra'da olan. Onun önünde vlog gelecek abi. Bence sen iş... Ders öncesi doping arkadaşlar. Uyanır uyanmaz dokunduğunuz ilk şey. Saniyede iki kere hani demiş kız ya. Vay helal olsun ya. Küçük bir soğana benziyor saçlarım. Ayaklarım yere değmiyor. Da ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Aman 18'de paylaşacağım hala küçüklükten beri. 18 benim için saat 8'dir arkadaşlar. Haberiniz olsun ya. Günaydın arkadaşlar. Bu arada ışık şaka maka gerçekten çok tatlış vuruyor. Bugün ayın 25'i. Şimdi özel dersimiz var. Daha doğrusu kampta dersimiz var. Ve kampın ilk günü, kampın ilk sabah dersi. Ben birazdan link atacağım. Ve sınıfa katılacak öğrencilerle birlikte tanışacağız. Notlarımı hazırladım. Dün ders çalıştım. Anlatacaklarımı yazdım. Ciddiyim abi bu arada. Bayağı güzel hazırlandım. Bugün tanışacağız. 2 saat dersim var. Akşam 8-10 arası da, 20-22 arası da yine kendi kamp grubumuzun akşam grubuyla. Sabah akşam diye biz ikiye böldük. Akşam grubuyla yine özel dersimiz olacak. 4 gün devam edecek. Ben totalde günlük 4 saat ders, yani 4 günde de 16 saatlik ders anlatmış olacağım. Yani 8 saatte aslında bir sınıf ama o hep aşıyor. Bizim hiçbir zaman 2 saat sürmüyordu. Genelde 2,5-2 saat 15 dakika falan sürüyor dersimiz. Hani siz şey deyin, 9 saat, 9,5 saatte bitirmiş olacağız. Ama anlaşırken öğrenciler korkmasın ya, bak. Bak çok garip bir adamım. 9 saat ders yapacağız deyip ona göre fiyatlandırma yapmıyorum ama 8 saat diyorum. Hiçbir zaman da 8 saat sürmüyor. Ya bunu da şey olsun diye söylemiyorum. Çünkü anlatmam gereken yerler oluyor arkadaşlar. Böyle şey olmuyorum. Yani neyse onu da vermedik hadi diyemiyorum. Vicdanım rahat et. Evet 42 geçiyor. Ufaktan ben şeyi göndereyim. Hadi bakalım tanışalım. Gidelim danışalım. Uchiha Obito. Anneciğim. 2,5 saat sürdü dersimiz. Bitti. Şu anda saat 1,5. Ben biraz yemek yedim. Şimdi vloglarımı düzenleyeceğim. Çünkü 3-4 gündür video atmıyoruz. Ve çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar aklıma. Eğer aslında burayı çok az kişi izliyor ama eğer ilgilenenleriniz varsa, yapabilecekler varsa, 2 boyutlu animasyon tasarlayabilecek varsa ve bunu döngüde tutup işte hani mesela birisi çalışıyor, masada ders çalışıyor oğlan. Hani Luffy müziklerle falan paylaşılıyor ya, o tarzda bir içerik yapmayı düşünüyorum. Eğer böyle bir çizim yeteneğiniz varsa yapabilirseniz mesaj atabilirsiniz Instagram'dan. Öyle bir şey düşünüyorduk. Hem onunla ilgili biraz birileriyle iletişimdeyim. Şimdi buradaki videoları, bundaki videoları hepsini PC'ye atayım. Bir düzenleyeyim. Belki bir vlog yapayım. 8'de yine dersim var. O yüzden videomu da düzenleyip yükleyeyim hemen. Hop akşam oldu. Vlogu paylaştım. Şimdiden 400 küsür izlenmiş. Teşekkür ederim. Ya gerçekten hızlıca 20 bin olacak hissediyorum. Şimdi akşam 8 grubuyla özel dersimiz var. Saat 7.44. Erken atıyorum. Çünkü bugün ilk ders tanışma dersi gibi de. Bir an 15 dakika tanışıp konuşacağız. Valla benim boğaz bitik şu andan arkadaşlar. Nasıl gidecek, nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Bakalım. Bir arada bir ablama diyeceğim, almadı bana bir çay kahve bir şey getirsin. Çünkü boğazımı sıcak tutmam gerekiyor benim. Hadi gittim bakalım yapalım dersimizi. Pat. Abi pestilim çıktı ya. Bak bu lafı ilk defa anladım. Hiç ağzımı açacak halim bile yok. Artık sesim bile falan böyle ölecek gibi, Voldemort'un sesi gibi gelmeye başladı. Konuşuyorum çünkü yani ses gitti. Ama oğlum 1500 izlenmiş video 4 saatte ve ben 16.8'dim, 17 olmuşum. Takip edin çağrılarım karşılık bulmuş. Çok mutlu oldum arkadaşlar, anlatamam size. Aşırı mutlu oldum. Vlog kanalım böyle 17, bak 17 o kadar tatlı ki, 16 değil ama 17 çok tatlı. Yani 18 bin olmayabilir. 17'yi çok sevdim. Takipten çıkıyormuşsunuz falan. Yok yok olsun. 19 çok güzel. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Hali hazırda takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Neyse son videom çok izlenmiş. Çok mutlu oldum. Vallahi bu vlog kanalının bu şeyi ivmesi çok heyecanlandırıyor beni. Özel dersimin, kampımın 4. saati bitmesine rağmen yani şu motivasyonu bir 2 saat daha ders anlatırım o kadar söyleyeyim size. Tekrar teşekkür ederim. Gelecek abi. O şeyde Tower Bridge sanırım Londra'da olan. Onun önünde vlog gelecek abi. O kadar söylüyorum size. Teşekkür ediyorum. Kaçıyorum. Dinleneyim artık. Boğazımı dinlendireyim. Ablama kahve geldi. Arkadaşlar merhaba. Çantam geldi. Aa hafifmiş. Çünkü içini doldurunca da ağırlaşacağı için.
birkaç gündür kendisine evrak çantası bakıyordu da. Laptop sığar mı? Ne bileyim, sen aldın. Senin kadar çantası zaten. Çalışmadı. Aa, böyle koruma çantasında geliyor. Bu güzel bir şey kadınlar için. Güzel. Garipmiş ya o. Ha, bu gösterdiğin şimdi böyle hatırladım. Laptop ucu ucuna sığar gibi. Bir dokunayım. Güzel mi? Orijinalleri değil. Kroko detaylı. Şöyle ön gözü var. Normal günlük çanta olarak da kullanılır değil mi? Tabii. Hani bakalım. Asıl çantamı takmadığım günler. Kullanılabilir. Askısı var. Bire bire kullan. Hayırlı olsun. Faturamızı da KDV'den düşmek amaçlı alalım. 18 lira KDV var. Aa. Çanta almıştı kendine. Selam, kampın ikinci günü, dehşet yorgunum, böyle elimi kaldıracak, hareket edecek gücüm yok. Ama bugün bir de arada gidip öyle. Bugün çok çalıştım sevgilim. Evet. Ara saatte gittim, Yağmur'la video çektik. Hafta sonra size yetiştireyim diye yemin ederim. Son 3 gün sadece 12 saat uyudum. Yani 15-16 saat uyudum. Geriye kalanında neredeyse non-stop çalışıyorum. Bence sen iş bazında ilk defa bu kadar çok sık bir şey yapıyorsun. Duydunuz, evet öyle. Bir şey diyecek misin vlog kanalıma? Yeterince görmüyorlarmış gibi de burada da gösteriyorum. Bizi şey diyorum şimdi, bizi takipte kalın, bizi izleyin. Yama attı son videomuz, şöyle gösterin birlikte. Yorumlarınız için çok teşekkür. Kapak resmi olsun. Gül. Evet, bu arada son videomuza baktık. Arada kontrol ediyoruz. 55 bin izlenmiş. Abi şaka gibi. 56. Çok sağ olun. 56. Çok sağ olun. Gerçekten çok mutlu olduk. 6 gün olmuş daha. Neredeyse şaka gibi izlenme. Öyle Yama'yla şimdi ders sonrası kaynatıyordum. Gerçekten. Yarın çamaşır makinemiz gelecek. Yeni çamaşır makinesi aldı annem. Onu da size çekerim. Aa, hiç demedim. Yeni benim de haberim oldu. Dışarı çıkıyorum diye çamaşır makinesi mi bakmış? Evet. Ben almayayım diye öyle yapmış. Neyse durun. Bir şey daha diyecektim, unuttum. Ben bugün bu kamerayı götürüyorum diye götürmeyip pilini evde unutup arkadaşlar öyle gittim ve telefonla çektik. Yani 48-50 dakika 1080'e 60 fps doldu zaten bu şu an. Videolarını da atacağım birazdan, bilgisayara atarım. Bunu bayılacak gibi hissediyorum. Neyse ben kapatıyorum. Yağmur'a biraz koşayım, sonra gerçekten yatayım. Sabah çünkü 10 saat sonra bir daha dersim var. Bay bay. Kampın 3. günü. Ulan sanki kampı ben anlatmıyorum da kampı ben dinliyorum. O kadar yoruldum yani. Yoksa tam tersi mi daha yorucu arkadaşlar, bilemedim. Onu siz yorumlarda belirtirsiniz artık. Yorumlar. Hocam kampın kendisi daha yorucu. Katılanlar daha çok yorulur. Diğer yorumlar. Hocam kampı anlatmak daha yorucu. Matematik kanalı boş kaldı. Hemen perdelerimi örttüm. Şöyle güzel bir ortam oluşturdum. Mini ışıklı. Kanal boş kaldığı için ben de dersten önce şu anda saat olmasına rağmen yarım 40 dakika sonra falan dersin 2 göndermem lazım. O yüzden burada yarım saat sürecek. Yarım saatte bitirip 10 dakika içerisinde de böyle hazırlanıp derse başlayacağım. Yani 3-4 saat aralıksız bir şey anlatacağım. Neyse öyle. Bu hafta çok yoğun gidiyor arkadaşlar ya. Ama kayıttan sonra, yani dersten sonra bir şeyler konuşacağım burayla ilgili. Çok mutluyum, onu da söylerim. Hadi gittim, bay 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 bay. Ders öncesi doping arkadaşlar. Dersim bitti. Çok yoruldum ama çok tatlı öğrenciler var. Buradan Rodi'ye çok selamlar. Evet, adı Rodi arkadaşlar. Görkem'e selamlar. Sınıftan akılda kalanlara. Elif'e çok selamlar. Sınıfta akılda kalanları söylüyorum. İzliyorlarmış bu arada çok fazla vlogları. Onu da söylediler. O da biraz garip hissettiriyor. Bak geçen de biri şey demiş. Hocam vlog kanalı bir çok tatlı, çok seveceksiniz. Matematik kanalında aşırı böyle rigidsiniz. Ne rigid? Katı. Katısınız. Ama doğru, orada şimdi matematik anlatıyorum. İster istemez sert olmak gerekiyor. Tatlılık, şekerlik de olmaz. Ama gerçek hayatta da öyle değilim. Ya bazen görüyorsunuz, hocam siz böyle miydiniz, işte gülümsüyorsunuz falan diyor. Ben çok üzülüyorum ya. Diyorum lan, insan değil miyim ben? Müzik dinliyorum, hocam burada ne işiniz var falan, böyle yorumlarda görüyorum. Neyse, bitirdik dersimizi. 12 çeyrek geçiyor. Deli acık. 2 saat yapıyoruz. Ara vermiyoruz. Öğrenciler çok iyi. Bu yılın kamp öğrencileri de çok iyi. Genel olarak kampta gelen öğrenciler iyi oluyor zaten. Yani, o yüzden mutluyum. Sıkıcı geçmiyor ama çok yoruluyorum. Tek sıkıntım yorulmam. Yorulduğum için yani boğazım acıyor. Hep böyle derin nefes alıp veresim geliyor. Onun dışında gayet keyifli ilerliyoruz. Şimdi ödevlerini göndereceğim, sorularını göndereceğim.
yarın kampımızın son günü. Son 3 dersim kaldı. Yani bugün akşam, yarın sabah, yarın akşam yapıyorum. 3 ders sonra kamp bitiyor. Öyle ya, bu grubun sondan bir önceki dersiydi. Yarın son dersleri. Neyse, son videom 5000 izlenmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Oğlum nasıl ya? Benim vloglarım 5000 izleniyor ya diyorum. Böyle kendime yemek yerken şey oluyorum. Bazen bana gelir gider 5000 izlenmeler. Hadi gideyim, göndereyim ödevleri. Annem çamaşır makinesi almıştı. Çamaşır makinesi geldi şimdi. Ben de uyuyacaktım. Dedim ki artık şu adamlar gelsin, öyle uyuyalım. Geldiler herhalde. Kursunlar gitsinler, biraz yatayım. Aa doğru, benim kargom da olabilir. Kitap gelecekti. Kolay gelsin. Evet, kitap gelecekti. Ablanın şeyini açtınız mı? Açtık. Elvanı da çektin. Evet. Şurada şöyle. Kitabım gelecekti. Hemen burada açayım hatta. Hiç uzatmayalım. Bakalım ne gelmiş. Evet, bir yayından iki tane kitap gelecekti arkadaşlar. O yüzden artık zaten çok çok sık geldiği için. Oo, size göstermiyorum şimdilik. Ben bir inceleyeyim. Ondan sonra size göstereceğim. Tasarımı çok güzel ama. Şöyle göstereyim. Tasarımı çok tatlı olmuş. Ben bir bakayım, inceleyeyim. Ondan sonra gerekirse size de zaten matematik kanalında paylaşırız. Saat 4 olmuş. Ne mesajı? Ben de sanıyorum bir bana yazıyor. Evet, yattık, kalktık arkadaşlar. Sabah olmadı, yok. Aynı gün içerisinde artık çok sık yatıp uyanıp geri kalkıyorum. Çünkü çok yorucu geçiyor günlerim. Matematik kanalı için video yapacağım. Saat 4. Yarım saate biterse iyi. Akşama kanala yetişir. Hatta vlog bile editlenebilir. Düzgün bir editör bulamadım hala. Ya keşke şu kanal işini, vlog işini halledecek biri olsa. Çok daha rahat yürüyecek işler. Neyse bakalım. Kanala şimdi soru çözümü yapacağım. Kapak resmini Allah'tan hazırlamıştım. Yoksa öldürsen yetişmez. Hiçbir şey yetişmezdi. Artık bir gün kapak resmiyle, bir gün kayıtla, bir gün yüklemeyle öyle geçiyor. Uyanır uyanmaz dokunduğunuz ilk şey. Vlog kameram arkadaşlar. Hiç öyle abuk sabuk cevaplar düşünmeyin. Vlog kameram gerçekten. Günaydın hepinize. Yağmurlu olan videomuz 83.000 olmuş. An itibariyle, çünkü yatağımda baktım az önce. Ve dün Çin'in lise sorularını çözdüm. Bu muhtemelen Türkiye'de bir rekor falan olmalı. Bir matematik içeriğinin 14 saat içerisinde 22.000 falan izlenmesi bayağı iyi izlenmiş. Yani çok garip hissediyorum kendimi. Ve bugün kampın son günü. Saat şu anda 8.30. Ben hemen bir şeyler atıştıracağım. Bugün cuma günü ve ben bugün video yüklemek istiyorum vlog kanalına. O yüzden hemen vlog düzenleyeceğim. Muhtemelen o öğlene sarkar, öğlen biter. Zaman kalırsa kayıt yaparız. Kalmazsa akşamki ders yaparız. Ve cuma günü biter, böyle deli yoruldum. Hayatımda hiç 3-4 günde bu kadar yorulmamıştım. Final haftalarımda dahi bu kadar yoruldum, hatırlamıyorum. Neyse bakalım. Günaydın hepinize. Gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğim. Vlog düzenliyorum. Tabii ki de, ne şaşmadı sizce arkadaşlar? Şaşmaz otosanayi. Hı? Ne şaşmadı? Tabii ki de. Tabii ki de şaşmadı. Tabii ki de şaşmadı arkadaşlar. Evet, bir arkadaş yorum yazmış. Dakikası dakikasına. Demiş ki şurada şunu dedi, şurada şunu dedi. Yani hani olarak. Vallahi bravo sana. Biz sana Yağmur da dedi kitap göndereceğiz. Kaç kere demiş hani diye sayın yazmıştım. Yorum kısmında belirtmiş. Yalnız şey çok komik. Mesela bir dakika var. Uyduruyorum. 17.13. Hani 17.13-17.14 diyor. Hani yazmış, hani yazmış. Yani iki, saniyede iki kere hani demiş kız ya. Vay, helal olsun ya. Neyse. Saat şu anda 9.36. Ben bir şey yemedim. Çünkü hiç iştahım yoktu. Genel olarak zaten iştahım yok. Halimden de anlayacağınız üzere de çok yemek yiyen birisi değildim ben. Hiç de sevmem aslında yemek yemeyi ya bu arada. Mesela Yağmur'la videoda yaptık, en sevdiği yemek ne? Yok, yok yani. Yemek yemeyi sevmiyorum. Sadece tok olmak için yemek yiyorum. Aç hissetmemek için. Çünkü rahatsız hissediyorum aç olunca doğal olarak. Anyway. Dersim başlayacak şimdi, 20 dakikası var. Ben gideyim bir çay koyayım. En azından biraz çay içeyim. Bugün kampın son günü. Vallahi pertim çıktı. Bu yükleyeceğim. Diyeceğim ki hayatımın en yoğun haftası 3 nokta. Vallahi öyle koyacağım yani. Hadi gidiyorum ben. Yarışırık. Başlayalım. Son sabah dersimiz. Bir de akşam, son akşam kamp biter. Bugün vlog geliyor. Ha, düzenliyorum şimdi. Kamp, yani dersten sonra devam edeceğim. Bitireceğim bunun düzenlemesini. Bu akşam yüklenecek bu. Küçük bir soğana benziyor saçlarım. Ayaklarım yere değmiyor.
Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki iki kat giyiniyorum. Evet, hareket etmediğim için. Şimdi şöyle bir şey vardı. Geçen yıl düzenli olarak yaz kış demeden bisiklete çıkıyordum. Ve düşünün ki o zamanın görüntüleri yok, maalesef yok. Çünkü o zaman benim GoPro'm yoktu. Küçük dandirik bir kameram olduğu için onunla çekmeye çalışıyordum ama çekemiyordum. Çok da kaliteli değildi. Anyway, yazlık şeyim var. Düşünün yani böyle açtığınız zaman arkasını gösteriyor. Yazlık kıyafetim var. Yazlıkla çıkıyorum. İçimde sadece bir tane atlet. Yazlık kısa kollu eldiven. Yazlık eldiven yine. Parmak uçları açık. Ve yazlık şortla çıkıyordum. Bunun amacı neydi? Ya inanılmaz dinçtim arkadaşlar. Açık söyleyeyim size. Hiç böyle sabahtan akşama kadar 10-15 saat bilgisayarda oturmak değil. 3-4 saat bisiklet sürerdim. Taş gibiydi yani. Bacaklarım falan böyle parçalı parçalıydı. Görmeniz lazım. Sert, kuvvetliydi. Şimdi desen yok. Benim o zamanki o halim beni şöyle bir silkelese bile ben yerden kalkamam. Hareketsizlik beni çok kötü etti. O yüzden ben spora da başlamak istiyorum. Şu işlerim bir hallolsun. Çok az bir işim kaldı. Benim kendi planladığım işlerim kaldı. Belki sizle birlikte bir spor serisi yaparım. Ya yani motive olsun diye. Hani sizi de alet edeyim. Bak çok üzüldüm şimdi, biliyor musun? Size her şeyi alet ediyorum. Kötü bir şey yapacaksam ya kamerayı alayım bari. İşte iyi bir şey yapacaksam ya kamerayı alayım bari. Motivasyon olsun. Kusuruma bakmayın arkadaşlar artık. Bugün kanal 18.000 olmuş. Az önce gördüm. Yani size yapmacık mı geliyor, yapmacık gelmiyor mu bilmiyorum ama çok duygulandım. Bilmeyenler vardır elbette ama benim bu kanalı açma amacım çok farklıydı. Bir yere gidecektim. Çok dillendirmek istemiyorum. Gidemediğim için şey yani böyle kaldı üzerimde. O yüzden bu kanal benim hani matematik kanalım, evet çok büyük emeğim var ama vlog kanalım benim göz bebeğimdir. Yani çok mutlu oldum. 18.000 olmuşuz, hepinize çok teşekkür ederim. Bunu duyarsınız. Yarın 19.000 olursa yine derim. 20 olursa yine derim. Teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi burası benim göz bebeğim. Mutlu oluyorum. Videomuzu düzenledik. Şimdi çıktı. Bakalım kaç GB olmuş. Korkunç bir şey çıkmamıştır umarım. 2,5 GB. Tamam neyse. Hemen izleyeyim. Eğer bir eksik hata yoksa hemen yükleyeyim. Çünkü saat şu anda 4. Ben 6'ya kadar yetiştirmek istiyorum. Yüklendi 2 saate zaten. Hadi hemen bir izleyeyim bakayım. Ne var ne yok. Bugün cuma, vlog geliyor. Arkadaşlar vlog kanalını kaydetmek daha kolay. Vlog videosunu kaydetmek ama vlog videosunu kaydettikten sonrası daha zor. Matematik için tam tersi geçerli çünkü tek sefer anlatıyorum. En fazla gerçekten 2-3 dakika sürüyor montajı. Çünkü çok dikkat ediyorum sözlerime vesaire, hani kırpma olmasın ya da montajla uğraşmayayım diye. Ama vlog için öyle değil. Bakın videoyu düzenliyorum profesyonel bir edit programında ki o neredeyse 10 dakikalık videonun editi 2 saat sürüyor. Kapak resmi yaptım şimdi. Bunu da Adobe'da yapıyorum. Hani o da uzun sürüyor. İşte şey, çok tatlı bir şey yaptım. Bakın Emotion tipe bakın arkadaşlar. Şöyle yamayı koydum. Böyle bir şey yaptım. Bunu ayarlıyorum. Bitiyor. Sonra bitmiyor arkadaşlar. Yağmur Hanım'dan onay almamız gerekiyor. Yağmur Hanım diyor ki olmuş Tunç, tamam paylaş. Tamam olmadı düzelt. Olmadı düzelt. Öyle geri dönüş. Revizelerimiz oluyor. Revizeler bittikten sonra da paylaşabiliyoruz. Neyse yaptım. Kapak resmi hazır. Saat 17.26. 8'de yani 16'da paylaşacağım. Aman 18'de paylaşacağım. Hala küçüklükten beri 18 benim için saat 8'dir arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Neyse işte paylaşacağım yarım saat sonra. Hemen izleyeyim. Etiket başlık çart çurt yapayım. Akşam da 8'de son kampımız var. Biraz uyurum ya. Çok yorgun hissediyorum vallahi. Aşırı yorgun hissediyorum. Bay bay. Kendime zoomlayarak kapatacağım. Yaklaşın yaklaşın yaklaşın. Kampın son günü başlıyor. Şu anda saat 8.15. Aslında başlaması lazımdı. Biraz geç kaldım. O yüzden hemen kampın başlamasını ayarlayalım, başlatalım. Merhabalar, kusura bakmayın, çok özür diliyorum, beklettim sizleri. Merhabalar Eren'cim, teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Evet, geldik son derse. Yok ondan değil, sabah çok keyifli geçti. Bayağı eğlendik, sizle de eğleneceğimizi düşünüyorum. Hiç sıkıcı geçmedi sabah da. Yağız ya, çok kinayeli bir böyle şey sezdim. Evet, ne şey Yağız yaptı mı peki bir şeyler, böyle tatlılıklar, ne bileyim hani Yağız'cığım yemeğe çıkarayım seni, affettireyim falan diye. Hiç zannetmiyorum ama bekledim, dedim bir ikinizle bir görüşeyim özel diye. Ya şey çok tatlısınız ya, enerjiniz çok güzel gerçekten. Daim olsun arkadaşlığınız. Yok canım, Eren'in belli yani, kalbinin çok temiz tatlı olduğu belli buradan. İçi seni dışı beni yakar diyecek şimdi Yağız ama. Eyvallah, hadi bakalım. O kötü biri galiba. Kötü mü?